Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Saygıdeğer sektörümüzün güzel insanları, layık, kibar, güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, malumunuz uzun bir aradan sonra bir araya geldik şu anda. Bu pandemi bizi hepimizi mahvetti. Gönül istiyorum ki çok daha değişik güzel şeyler yapalım. Ama sağ olsunlar kardeşlerim, Bülent Bey olsun, Hatice Hanım, Seher Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar böyle bizlere yardımcı oldular, bir araya getirdiler bizi. Güzel bir program hazırlandı. Teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli eğitmen arkadaşlarıma, sponsorlarımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz. Sizlere de emeğine sağlık. Güzel zaman geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizlere kurmadınız. Yapalım dedik. Araya kaynamasın. Nurcan Şahin, Lee Sivil Aynı temsilen burada. Hocamız. Emeğinize sağlık. İskenderun'da bundan sonraki zamanlarda da sık sık elimizden geldiği kadar sarkmış bir cildi ya da kreşit tedavisi yapacağımız bir cildlerde kas sistemi yönünde çalıştığımızda daha çok cildi hem toparlayıp hem problemini daha net bir şekilde çözebiliyoruz. İster cihazlarla olsun, ister mikroligal iğnelerle yaptığımız bütün işlemlerde cildin ne kadar hasarlı olduğu bölgeleri öncelikle tespit edip kişilerin kan grupları, yaşam şartları, kullandığı ilaçlar, herhangi bir reaksiyon ya da alerji konuların olup olmadığını tespit ettikten sonra danışanlarımızı alıyoruz. Bize vermemiz gereken en önemli şey mikro kanallar açmak. Bu iletebilmemiz için bizim doğru kanallar açmamız gerekiyor. Biz Hatay genelinde yapmış olduğumuz mesleki bilgi paylaşımı olarak düzenledik programı. Programımız İskenderun Berberler ve Kuaförler Odası, Seher Yanmaz Akademi ve Enna Kozmetik işbirliğiyle yapılmış bir programdır. Burada şehir dışından gelen eğitmen dostlarımız var. Aynı zamanda bizim sponsor firmalarımız, bizi destekleyen firma arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte mesleğimiz adına, güzellik sektörü adına bir nebze bir şeyler katmak, gelen arkadaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı yapılan bir programdı. Uzun zamandır aslında yapmayı planlıyorduk beraber. Fakat bu pandemi dolayısıyla hep ertelendi. Bugüne kısmet oldu. İçeride çok güzel bir kitle var. Hatay'ın birçok yerinden gelen meslektaşlarımız var. Bu çok güzel bir şey. Bundan sonraki işlemlerde de, günlerde de inşallah daha güzel programlar yapacağız diye düşünüyorum. Bülent Başkanım çok şeyi zaten söyledi ama şu anda benim eklemek istediğim çok kıymetli hocalarımız var. Sektörde bilinmeyen teorik bilgileri şu anda sunumlarında değerli hocalarımız anlatacak. Yani tek bir tanesini söyleyeyim. Cildin pi sayısı gibi, hücreler, deri, anatomi gibi çok kıymetli bilgileri meslektaşlarımıza vermeyi hedefledik. Bu tarz organizasyona inşallah odayla birlikte, sevgili oda başkanımız, yönetimle birlikte daha geniş kitleye her yıl yaymayı planlıyoruz. Ben burada insan anatomisi üzerine bir eğitim vereceğim. Varoluşumuzun nedeni olan hücreden ve vücudumuzda kaç tane hücrenin olduğu, karmaşık yapımızın nasıl olduğu, işlevleri bakımından nasıl çalıştığı ve en önemlisi de varoluşumuzun sebebiyle meydana gelen matematiksel pi oranını anlatacağım. Bu şekilde katıldım. Bu şekilde de bilgilendirme vereceğim. En basit bakım içtiğimiz sudur. Zaten organizma sudan meydana gelmiştir. Dolayısıyla sürmekten çok ev hanımlarının hani daha bilinçli hareket edebilmeleri için önce doğru su içmeyle işe başlamaları gerekiyor. Vücuda gönderdikleri bu doğru su ile saçlarının, gözlerinin, kirpiklerinin hatta vücudun içsel olan tüm organların da sağlıklı çalıştıklarını göreceklerdir. Bunun dışında sürmek anlamında profesyonellikte benim herhangi bir öneride bulunmam çok yanlış olur. Mutlaka bilgili kişilerden yardım alarak kişi kendisini daha iyi analiz ederek hareket etse, bilinçsiz olabilecek herhangi bir konuya da maruz bırakmasa daha doğru olacak. Ben su diyorum. Suyumuzu doğru içelim. Vücudumuza göndermemiz gereken doğru materyalleri,
dizayn olarak doğru belirleyelim. İnanın sonuç kaçınılmaz olacaktır. Ben DCV İnan Kolajenip protokolü ile ilgili buradayım. Tamamen kolajenip şu anda son trendlerde ve onunla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlara. Kırışıklıkları nasıl azaltılması gerekiyor? Kolajenin nasıl elastikiyetini düzeltmesi gerekiyor? Ve bariyerimizi nasıl sağlamlaştırmamız gerekiyor? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ve bunun için de evde neler yapmaları gerektiği ile ilgili de bilgi vereceğim. Bu şekilde. Evet, biz birkaç diye alabilir miyiz? Evde kadınlar ciltleri için neler yapmalı? Evde kadınlar ciltleri için önemli olan en güzel şey temizlemeleri. Ve sonrasında mutlaka güneş koruyucularını kullanmaları ve sularını hiç eksik etmemeleri lazım. Çünkü cildimizin en önemli maddesi suyumuz ve bu su tüketilmesi gerekiyor. Ve arada bir de olsa salonlarımızı ziyaret edip bir cilt analizi yaptırmaları lazım. Ki evde yapılması gerekenleri de uzman arkadaşlarımızdan da bilgi almaları gerekiyor. Peki size göre gözlemlediğiniz kadınların en büyük yaptığı yanlış ne ciltleri yanlış? En büyük yaptıkları yanlış tabii ki ondan sonra kendilerine uygun olmayan maskeler kullanmak. Kendi cilt yapılarına uygun olmayan ürünler kullanmak. Bunlar tamamen cildin bariyerinde, kendisinin yapısında tamamen hasar veriyor. Peki siz cilt bakımı yönünde en çok hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz? Var mı böyle farklılıklar? Yani cilt bakımında ben tabii ki ondan sonra bizim kendi protokollerimiz var. Onları öneriyoruz. Ya da yapmış olduğumuz. Biz her türlü, çünkü her tip cilt tipine göre onun üstüne belirli bir protokoller var. Ve herkese aynı protokolü uygulamadığımız için kendi protokollerimizi uyguluyoruz. Epion Sağlık Hizmetleri, Kolajenap ürününün satış pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Bugün burada kolajenlerin, yani içilebilir sıvı kolajenlerin kullanımları, içerikleri ve faydaları ile ilgili bilgiler aktarmak için buradayım.